Evet, bu akşam haber analizde gündemdeki terörle mücadele meselesini ve 2007'de işlenmiş ve hala o dönemde Türkiye'yi kaosa sürükleme amacına matuf olduğunu konuğumuz Reşat Altay'ın söylediği Hrant Dink suikastini masaya yatırıyoruz. Reşat Bey, en son 2007'nin başında işlenmiş bu cinayetin Türkiye'de dış yabancı etkilerle de, yani yabancı basındaki yankısıyla beraber Türkiye'yi kaosa sürükleme amacıyla düzenlendiğini söylediniz ve bunun işte paralel yapının kimi polis şeflerince saklandığını, sizden de bilgi saklanarak, yani Ramazan Akgürek ve Ali Fuat Yılmazer boyutuyla izah ettiniz. Peki Ergenekon'a zemin hazırlama görünmüyor muydu sizin için o dönemde? Ya sonraki gelişen sürece baktığımız zaman, olan bitenleri irdelediğimiz zaman öyle bir değerlendirme imkanı da olabilir. Yani öyledir veya değildir noktasında kesin bir kanaat yürütmek istemiyorum ama olan bitenlere baktığın zaman, yani jandarmayla olan iltisakları, jandarmanın bu konuda bilgisi ve sonra ortaya çıkan kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında böyle bir amaca hizmet etmek üzere tasarlandığı da değerlendirilebilir. Şöyle bir önemli bir nüans var. Ben pazar günkü yazımda yazdım. Başka bir konu bağlamında. Şimdi Nedim Şener, Raip Santoro suikastinin, Hrant Dink suikastinin provası olduğunu söyledi. Aynı şekilde Danıştay suikastı var. Danıştay suikastini FBI ne hikmetse 2007'de Latif Erdoğan'ı geçmişte cemaatte bulmuş, sonra paralel yapıyla etkin mücadele etmiş, Gülen'e yakın, geçmişte Gülen'e yakın olmuş Latif Erdoğan'a soruyor. FBI nereden Danıştay suikastini, bir de Danıştay suikastine ilginiz var mı diye soruyor Latif Erdoğan'a. Ben pazar günkü yazımda bunun detaylarını yazdım. FBI'ye kadar bu iş muhtemelen cemaat üzerinden gittiğine göre Danıştay suikastinin, Raip Santoro suikastinin, Hrant Dink suikastinin cemaatin devletteki örgütlenmesinin üzerinde çalıştığı ve kullanmak istediği suikastlar olduğu görünüyor. Yani Danıştay'dan ve Santaro'dan başlayan bir Hrant Dink'e uzanan bir boyut var gibi görünüyor. Siz bu konuda o dönemin Trabzon Emniyet Müdürü olarak ne söylersiniz? Yani doğrudur. Şimdi Raip Santoro cinayeti de bütün açıklığıyla ortaya çıkmış, net bir şekilde aydınlatılabilmiş bir olay değil. İşte 18 yaşından küçük akıl hastalığı olan bir genç tarafından işlendiği noktasından hareketle dosyası kapatılmış bir olay. Ama Nedim'in de biraz anlattığı gibi o olayda kullanılan silahın geçmişte başka bazı sabıkaları var. Artı bu Hrant Dink olayında demin ifade ettiğimiz polis dışında yer alan sivil şahısların varlığı var. Bütün bu yapıların ortaya çıkarıldığı zaman bu meselelerin çok daha net olarak ortaya çıkacağını ve bütün açıklığıyla herkesin bilgi sahibi olacağının mümkün olduğunu düşünüyorum. Şunu da sorayım, o tapeye istinaden o gün Samast'ın cinayetten sonra İstanbul'dan alınması, sonra jandarma bölgesine bırakılması, öldürülüp belki bırakılması gibi bir ihtimal var mıydı? Buna ya, tam net yani, ne cevap verirsiniz? Bir yani de söyleyeceğimiz her şey afaki olur. Yani çünkü sağlıklı bir veriye dayanmıyor. Şimdi bu konuda atıyorum, şimdi o gün Samast'ı almaya giden adamlar eğer alsalardı ne yapacaklarını onlar biliyorlar. Yani bir yere mi götürecektiler? Birine mi teslim edecektiler? Öldürüp bir yere mi atacaktılar? Şimdi bu sorunun cevabını en doğru ve en düzgün biçimde verecek olan o insanlardır. Elbette, ama puzzle'ın parçalarını birleştirdiğinizde acaba işte paralel yapının bu cinayetten bilgisinin yani olması, şimdi bu kişilerin de oraya gidecek olması, cinayetinden bu cinayetin gerçekleşmesi noktasında ilgililerden, yetkililerden bilgi saklayıp bu işin oluşmasına doğru gidilirken bu işi takip edenlerin bu işin olmasından amaçladıkları şey neyse mutlaka o gün Samast'ı da o amaca uygun şekilde değerlendireceklerdi diye düşünüyorum. Evet. Yani amaçları neydiyse, ne yapmaya çalışıp o amaca uygun bir şey yapacaklardı. Yani odur. Bunun başka türlü izahı yok. Peki şu da var. O gün Samast ifadesinde beni iki kişi takip ediyordu diyor. Hatta arayıp telefonla söylüyor. Bu iki kişinin o dönemde jandarmada ama cemaate yakın kişiler olduğu yönünde devlette bulgular var. Ya, bu konuda sizin bilginiz var mı? Yani öyle fazla bir bilgim yok ama rivayet muhtelif. Zaten bu konuyla ilgili o kadar çok çeşitli bilgi, o kadar çok kafa karıştıran söylem ortalıkta dolaşmaya başladı ki hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu noktasında da veya hangisinin birbiriyle ilişkili olduğu noktasında da insanlar durumu değerlendiremez hale geldiler. Fakat şu anda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerçekten çok ciddi ve çok titiz yürütülen bir çalışma var. İnanıyorum ki o soruşturmayla ilgili belge ve bilgiler açığa çıktığı zaman konunun ne olduğunu, evet, konunun bütün tarafları çok net bir şekilde görme imkanına kavuşacak. Burayla ilgili yani halen istihbarat daire
başkanlığı bünyesinde çalışan üst düzey bir istihbaratçıyla konuştum. Hrant Dink dosyasının çok ciddi anlamda çalıştıklarını, artık karanlık hiçbir noktanın kalmadığını, şu anda savcının da bu konuda bilgilendirildiğini, eksik bir şey kalmadı. Her yönüyle çözdük. Yani cemaatin rolünün bu konuyla ne kadar rolü varsa hepsini net olarak raporlaştırdık, ortaya koyduk dedi. O dönemde biliyorsunuz Ayşegül Genç vardı, Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişi. Bu olayı aslında o zaman da soruşturma esnasında da çözüyor. Ali Fuat Yılmazer'in bu olayda dahlinin olduğunu, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nın bilgisayarlarının incelenmesini istediğini, ama maalesef Muttalip Ünal o dönemde bu üç şeyin, Mehmet Aydın, Ayşegül Genç, Yasemin Tuğçe İnan'ın önünü kesiyorlar ve soruşturmayı kesin diyorlar. Bırakın diyorlar. Bırakmazsanız can güvenliğiniz tehlikeye girer diye odada bizzat bu müfettişleri tehdit ediyor. Kim söyledi size diyor? İşte Ali Fuat Yılmazer, siz bu işleri şey yapacağınıza gidin başbakanın bilmem nesiyle ilgilenin, evet, diye. Sonra bu dosyayı bu üç müfettişten Muttalip Ünal alıyor. Mülkiye Baş Müfettişi Mustafa Üçkuyu ve Mehmet Canoğlu'na, onlar da zaten öyle bir şey yapıyor ki yani bir rapor hazırlamıyorlar. Adeta o şeylerin, istihbaratçıların verdiği bilgiyi alıp kaleme alıp rapor diye sunuyorlar. Cemaatin rolünü göstermiyorlar. Bir savcılık boyutu var Alp Bey. Siz de dosyaya vakıfsınız Reşat Bey'in. Yani doğrudur. O evet, dönem bu meselenin işte gizlenmesi veya soruşturmanın yüzeysel geçiştirilmesi noktasında bu meseleyi gizleyen adamların ciddi çabaları, ciddi gayretlerinin i̇şte olduğu ortaya çıkıyor. Bu müfettişler İstanbul'da soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na çok ciddi bir şekilde ifade veriyorlar ve olayın bizzat Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı bizi tehdit ederek önümüzü kesti diyorlar. Yani 14 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, girin aşağıya arşive, mahkemenin arşivine tapeleri, baz istasyon kayıtlarını, biz orada çok ciddi şekilde bulgulara, evet, ulaştık. Emniyet istihbaratın bu işin içinde arka planda olduğunu tespit ettik. Ama maalesef Teftiş Kurulu Başkanı önümüzü kesti, soruşturmayı akamete bıraktı, evet, diye ifadeler şimdi var. Şimdi savcılık boyutu da var. Geçmişte Muammer, evet, Akkaş işte 17-25 Aralık sürecindeki 25 Aralık soruşturmasından ötürü bildiri dağıtmaya kadar giden bir devlete karşı koyuş, devlete yargısal bir darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla SYK tarafından işlem başlatılmış, meslekten ihracı da söz konusu, evet, olmuştu. Muammer Akkaş daha önce dosyonun noktasındaydı. Yani Hrant Dink suikasti hem müfettişlik ayağıyla, Abdurrahman'ın söylediği üzere, hem emniyet istihbaratının geçmişteki ayağıyla. Şimdi daire başkanı Engin Dinç, onun döneminde suikastin detaylarının aydınlandığı söyleniyor. Bu alanda bir koordinasyon var hem polis hem adliye boyutuyla. Şimdiki savcı Gökalp Kökçü de konuyu ciddiyetle araştırdığını Reşat Bey söyledi. Daha önce sizin ifadenize başvurulmadı değil mi Muammer Akkaş döneminde? Hayır hayır, daha evvel adli organlar tarafından hiçbir şekilde ifademe başvurulmadı. Özellikle sadece başvurulmadılar. Hrant Dink ailesinin Trabzon'da mahkemeler nezdinde aldığı bir karar çerçevesinde aile tarafından hazırlanmış 5 veya 6 tane soruya cevap vermem istendi. O sorularla ilgili olarak da o dönem Fatih'te ilgili Cumhuriyet Savcısına gidip talimatla ifade verdim. Sorulara cevap verdim. Onun haricinde, evet, Cumhuriyet Savcıları veya adli organlar tarafından çağrılıp herhangi bir şekilde ifademe başvurulmadı. Bu da soruşturma açısından bir kusur. Sabri Bey'in de ifadesine, Sabri Uzun'un da başvurulmamıştı. Muammer Akkaş'ın geçmişteki soruşturması bugüne kadar bu sürecin uzamasına, soruşturmanın sağlıklı yürümemesine sebep oldu. Geçmişteki aksaklıklar bugün büyük ölçüde giderilmiş görünüyor. Geçmişteki soruşturma için, bugün yürüyen bir soruşturma ama geçmişteki, evet, soruşturma için ne söylemek istersiniz? Yani bu bilgiler bağlamında tabii baktığımızda geçmişteki soruşturma bir şekilde yürütülmemiş. Sağlıklı bir soruşturmada ziyade hiçbir soruşturma yapılmamış. İl Emniyet Müdürü Reşat Bey dinlenilmemiş. Gerekli ilgililer dinlenilmemiş. Olay bir şekilde kapatılmaya çalışılmış. Üstü kapanmaya çalışmış. Şu anda mevcut soruşturmaya baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın bütün ilgilileri ifadeye çağırıp gerek Reşat Bey gerek dönemin diğer yetkililerini sağlıklı bir soruşturma yürütüldüğü kanaatindeyim. Tabi soruşturma aşaması safhası bittikten sonra iddianame yazılıp kovuşturma aşamasına başlandığımız zaman o zaman bütün belgeleri, bilgileri daha net bir şekilde göreceğiz. İddianameyi mahkeme kabul, tabii, ettiği zaman o zaman fotoğrafı daha net göreceğiz. Çok daha net göreceğiz.
Bu suikast önemliydi çünkü Türkiye'nin karanlıkta kalmış bir suikasti. Bugün terörle mücadeleyle Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan güçlerin çok dolaylı yollardan, işte bir dönem tek başına hareket ettiği görünen gençlere, yani şiddete meyal gençleri tespit edip buradan bir operasyon yürütme boyutu var bu işin. Öncesi Danıştay var, Rahip Santoro suikasti var. Bugün de terörle mücadele yürüyor ve örgüt artık kapanışa doğru geliyoruz. Tekrar terörle mücadele bağlamında size sormak istiyorum. PKK veya geçmişte suikastler yapmış Devsol ve onun devamı niteliğindeki DHKPC'nin bu tarz eylemlere girişme potansiyeline bundan sonraki terörle mücadelede karşı tarafın, örgütün devleti hiçbir şekilde alt edebilme potansiyeli olmamasına rağmen zarar verme boyutu var işin. Bundan sonraki hamleleri konusunda ne öngörüyorsunuz terörle mücadele eski şube müdürü olarak? Ya tabii şu günkü ortamda mücadele bütün şiddetiyle özellikle Güneydoğu bölgesinde sürdürülmekte. Güneydoğu bölgesinde bugünkü durum itibarıyla örgüt polislere, askerlere ve özellikle de bölgenin kalkınmasına hizmet edecek ekonomik hedeflere yönelik eylemlerine ağırlık vermiş görünüyor. Büyük şehirlerde de sansasyon yaratmak amacıyla yine güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırı eylemlerinde bulunuyor. Geçmiş dönemde 90'lı yıllarda mücadelenin şiddetinin ve dozunun yükseldiği zamanlarda bugünden daha şiddetliydi değil mi? Daha şiddetliydi tabii. Yani Güneydoğu'dan günde 20-25 ölüm haberinin geldiği İstanbul'da 18 günde 30 tane polis şehit ettiklerini biliyorum sadece İstanbul'da. O dönem örgüt işte alışveriş merkezlerini yakmaya, bombalamaya, bu şehir hatları vapurlarına bomba koymaya, bu banliyö trenlerine bomba koymaya kadar çok böyle vahim sonuçlar doğuracak eylemlere tevessül etmişti. Muhtemeldir ki örgüt sıkıştığı noktada güvenlik kuvvetlerinin baskısı ve netice almaya yönelik faaliyetleri arttıkça benzer tür eylemlere yönelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum. Hatta ülkenin turizm açısından önem arz eden güney sahillerinde, Ege bölgesinde de benzer tür eylemler, işte ormanlar yakıyordular. Hatırlayın o dönemi yani. Bu tür eylemlere yönelmesi muhtemeldir köşeye diye. Köşeye sıkıştıkça diyorsunuz. Tabii tabii köşeye sıkıştıkça yani ve zannediyorum geçen süre zarfında her geçen gün bölgede görev yapan güvenlik kuvvetleri hem psikolojik üstünlüğü ele geçirme hem de alan hakimiyeti sağlama yönünden evet, her geçen güne göre daha iyi duruma gelme noktasında faaliyetler yürütüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kapanışa gidiyoruz Abdurrahman. Kısa mı bir soru soracağım Alp Bey. Şimdi Alp Bey biz Sabah gazetesi olarak birçok emniyet imamını yayınladık. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Ferhat'la beraber manşetlerde Kozanlı Ömer dahil birçok bütün 17 Aralık 25 Aralık'ı yöneten bu imamlarla ilgili halen 2 sene neredeyse geçti. Niye bir operasyon olmuyor? Niye bir şey olmuyor? Bununla ilgili sen İstanbul Adliyesi'nde çok yakın kaynakların var. Bu konuyla ilgili uzman birisi olarak ne düşünüyorsun? Niye olmuyor operasyon? Yani programın ilk safhasında da belirttiğim gibi maalesef şu anda bu paralelle mücadele hala etkin bir şekilde sürdürülmüyor. Neden işte ne var yani burada HSK'da mı problem var? Bütün hakimler değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Birçok savcılar değişti. Hepsi görevden alındı. Yenileri geldi. Polis de değişti. Niye olmuyor operasyon? Sıkıntı biraz da şu, kimse taşın altına elini koymak istemiyor. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı dışında çok fazla bu paralelle mücadele önemseyen yok gibi. Bürokrasi, evet. Yargı bürokrasisinde de, evet. Devlet bürokrasisinde de. Detaylarını konuşuyoruz. Diğer programlarda da konuştuk. Çok sağ olun Reşat Bey. Biz teşekkür ederiz bize bir imkanı sağladığınız için. Verdiniz. Siz de Alp Bey teşekkür çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Eski emniyet müdürü, terörle mücadele konusunda emniyet müdürü, mücadele konusunda uzman emniyet müdürü Reşat Altay ve avukat Alp Nane'yi konuk ettik. Reşat Altay, terörle mücadelenin 90'lı yıllardaki boyutuyla bugünkü boyutu arasındaki farklılıklara ilişkin çok önemli bilgiler verdi. Hrant Dink suikastinin bilinmeyenlerini, gizemli bir telefon tapesinin, şu an yeni soruşturma dosyasına girmiş telefon tapesinin üzerinden bize detaylarıyla anlattı. O gün Samast'ı almaya giden gizli bir ekip olduğunu, o ekibin amacının da belirsiz olduğunu şu an için. Ancak bu gizli ekibi gönderen
üst aklın, üst grubun bu amacı bildiğini söyledi. Başka önemli bilgiler de verdi. Yayınımıza katıldığı için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki haber analizde yine özel konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.